suikasti El-Nusra üstlendi. Kremlin'den Çavuşoğlu'na yalanlama. Fırat harekatında 14 şehit. Meksika'da havai fişek faciası. Günün haberleri başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Elbap bölgesinde sürdürdüğü operasyonlardan yine acı haber geldi. IŞİD militanlarının saldırısında 14 Mehmetçik şehit oldu. Genelkurmay, Türk askerlerinin bulunduğu Sahra Hastanesi'ne yapılan IŞİD saldırısının püskürtüldüğünü, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Fırat Kalkın Harekatı'nda bugüne kadar şehit olan asker sayısı 35'e yükseldi. Ankara'da Rus Büyükelçinin ölümüyle sonuçlanan kanlı saldırıyı El-Nusra'nın çatısını kurduğu Ceyşul Fethin üstlendiği iddia edildi. Irak'taki El Sumaria televizyonuna dayandırılan bu iddia Arap ve Rus medyasında geniş yankı buldu. Söz konusu televizyonun yayınladığı belgede Ceyşul Fethin suikasti kendilerinin tertiplediğini iddia ederken yeni saldırıların da işaretini veriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus Büyükelçi suikastiyle ilgili olarak Rusya'da biz de bu işin arkasında cemaat olduğundan eminiz açıklamasına Rusya'dan yalanlama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Andrei Karlov'a düzenlenen suikastin arkasında kimlerin bulunduğu konusunda çıkarım yapmak için acele etmeme çağrısı yaptı. Peskov, ortak soruşturma grubunun varacağı sonuçları beklemeliyiz. Şu an hüküm belirtmek doğru değil dedi. Bu cinayetin işlenmesine yol açmış olan durum... CHP, AKP'nin El-Nusra'ya destek verdiğini ve Suriye politikasının iflasının resmileştiğini açıkladı. Büyükelçi suikasti soruşturmasını Türkiye'nin sağlıklı yürütebileceğine dair bir güven dahi oluşmuş değil. Rusya kendi ekibini gönderdi diyen sözcü Selin Sayık Böke, ortaya çıkan bu utanç zincirinin tek sorumlusunun AKP olduğunu söyledi. Yıllardır Suriye'de rejim değiştireceğiz diye cihat... Katil canlı ele geçirilmesi gerekirken böyle yapılmadı vurgusu yapan Böke, Rusya ve İran konsoloslukları önünde yapılan protestolara o hal olmasına rağmen izin verilmesini de hatırlattı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, cemaat mensuplarına yönelik istihbarat çalışması yaparak Ankara'ya gönderen, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine bağlı Din İşleri Ateşesi'ni istenmeyen kişi ilan etti ve hemen Hollanda'yı terk etmesini istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 38 ülkedeki din görevlilerine, bulundukları ülkelerdeki Gülen cemaatine bağlı kişi ve kuruluşlar hakkında istihbarat çalışması yapmaları talimatı, özellikle Avrupa ülkelerinin sert tepkisine sebep olmuştu. Meksika'nın Tultepec şehrinde Noel ve yılbaşı dolayısıyla kurulan havai fişek pazarında art arda patlamalar meydana geldi. Korkunç olayda 30 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi de yaralandı.